Evet, bakalım burada ne var. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte kuru kafa kelebeği larvasının yani turtle'ının incelemesini yapıyoruz. Puf olmasına çok az var. Buraya bir kap dolusu toprak doldurdum. Burasını değiştireceğim, bu geçici bir şey sadece. Hani bugün geldi, o yüzden böyle bir kaba koydum içine. İçinde işte her türden bitki var. Lut var. Bilmediğim bir bitki var. Çınar var, palamut var falan. Ne bulursam doldurdum içine. Çünkü ne yediğini tam olarak bilmiyorum. Bir tane konak otu diye bir bitki yediklerini duydum. Fakat konak otu hakkında pek bir bilgim yok. Şekli nasıl olur? Nerelerde olur? Hiçbir bilgim yok. O yüzden konak otu falan bulamadım. Ele alınabiliyor gayet rahat. Gayet de büyük arkadaşlar, bakın. Evet, görüyorsunuz. Aşırı büyük yani. Dev bir tırtıl. Bakın arkasında kuyruğumsu bir şey var. Bu da onun tırtıl olduğunu kanıtlıyor. Hani kuru kafa tırtılı internette araştırırsanız bulacaksınız. Şu an ekrana getirdim ben. Onlar da bayağı büyük kelebekler. Bakın ayaklarıyla nasıl tutuyor. Aşırı büyük. Desenleri aşırı güzel. Mavi, sarı, yeşil ve böyle hani ilerleyerek gidiyor. Noktaları var falan filan. Bu son aşamada büyük ihtimal. Bundan sonra pupaya geçecektir. Hani ben dedim acaba yerse daha koyayım. Yemezse artık girecek buraya. Ben burayı değiştireceğim. Akvaryuma alacağım bunu. Küçük bir akvaryum var. Bu kelebek Asya kıtasında, Avrupa'da ve bazen de Afrika'da gözlemlenebiliyormuş. Kuru kafa kelebeği veya güvesi denmesinin sebebi, güve aslında ama kelebek de deniyor. Denmesinin sebebi vücudunun üstündeki tam orta kısmında kuru kafaya benzer bir şekil olması. Kuru kafaya benzediği için kuru kafa kelebeği, güvesi her neyse onu demişler. Arkada dışkılama yeri var. Bakın şu yeşil yer dışkılama yeri. Çıkıntılı yer. Oradan dışkılıyor. Kafası anlamayanlar için şurası. Kafası burası. Dil altını da göstereyim. Evet, daha fazla strese sokmaya gerek yok. Şimdi tekrar yerine koyacağım bunu. Belki yeni yerini yaparken çekebilirim. Günlüğünde veya haftalığını da çekebilirim. Büyük ihtimal çekersem haftalığını çekerim. Tabii adapte olabilirse, eğer yemek falan yemezse yapacak bir şey yok. Doğaya salacağım. Arkadaşımızı koyalım yanına. Evet. Yaprağın üstünde de böyle gözüküyor. Gayet hoş bir görüntüsü var. Aşırı güzel yani renkleri falan. Bakın böyle daha detaylı çekiyoruz. Ben çınar yaprağının üstünde belki yiyebilir ama çınar yiyeceğini sanmıyorum. Dut yer bence. Yerse tabi. Yemeyebilirdi çünkü aşırı büyümüş. Ve pupa evresine geçebilir. Bakın yaprak bile taşımıyor artık yani. O kadar şişkolaşmış ki. Bakın bu da kuyruk gibi olan çıkıntı. Bu gittikçe sertleşiyor arkadaşlar. Büyüyünce. Bundan sonra pupa evresinden sonra da gidiyor. Pupa evresi ilk önce pupa oluyor. Ne kadar süre oluyor bilmiyorum ama yaklaşık 3 ay oluyor genelde. Ondan sonra tırtıla dönüşüyorlar. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın, bay bay.